Bursa.com'dan hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bugün yine pozitif sağlık programındayız. Ve bugünkü konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, aynı zamanda jinekolojik onkoloji uzmanı Profesör Doktor Tufan Bilgin. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Bugün sizinle çok değerli bir konuyu konuşacağız. Özellikle kadın hastalıkları açısından çok önem arz eden, bütün dünyanın göz çevirdiği kadın kanserleri üzerine söyleşeceğiz ama öncesinde bir değerlendirme yapmanızı rica edeceğim bu anlamda. Dünyada sanki etrafımızdan duyduklarımızla doğru orantılı kadın kanserlerinde bir artış var gibi bir algı var. Ama ne kadar doğru? Tüm istatistikler böyle gösteriyor. Sadece kadın kanserleri değil, tüm kanserlerde bir artış olduğu doğru. İnsan ömrü daha fazla uzuyor. Daha yaşlı hastalığıdır genelde kanser. Kuşkusuz her yaşta gözüküyor ama daha yaşlı hastalığı diye bilinir. İnsan ömrü uzadıkça kanserli hastalıklarla karşılaşma ihtimalimiz artıyor. Bir de henüz bilemediğimiz birçok faktör var kanserin oluşmasında. Bunların arasında çevresel faktörler de var. Yediğimiz, içtiğimiz gıdadan, çevremizde etkilendiğimiz radyasyona kadar birçok kansere yol açan sebep sayabiliriz. Bunlar giderek artıyor ve dolayısıyla günümüzden daha çok kanser ile karşılaşma imkanımız var. Yine hafife alamayacağımız bir oranda da kanseri daha çok teşhis edebilir olduk. Ve bir kanserle tedavi süreci ve sonrası arasında çok fazla sayıda hastada biz kanser teşhisi koyabiliriz. Eskiden ne olduğu bilinemedi denilen bir takım hastalara şimdi artık adını biliyor olduk. Bu da bir kalabalıklaşma ihtimali veriyor. Bir de güzel kısmından bahsedeyim. Kanser tedavi başarılarımız arttıkça kanserli olup yaşamını sürdüren insanlar var. Yani bir kanser hastalığına yakalanmış, bir tedavi olmuş, iyileşmiş ve normal hayatını yaşayan nice insan var. Çok kaba bir istatistik olarak şöyle söyleyebiliriz ki tüm kanserlerin yarısını tümüyle iyileştirebiliyoruz. Bu bazı kanserlerde daha yüksek oranda, bazılarını daha düşük oranda ama neredeyse yarısını tamamen iyileştirebiliyor olmak da fena bir rakam değildir diye düşünüyorum. Konu kanser olunca yüz güldürücü bir bakış açısı ve önemli bir paylaşım. Bunun için de çok teşekkür ediyoruz. Kadın kanserleri diye bir kavram olgunlaştı. Bunun sebebi birkaç tür kadında görülebilen birkaç tür kanser hastalığının olması. En çok telaffuz edilenlerden bir tanesi meme kanseri. Ama kadın hastalıkları açısından baktığımızdaki üç türden de siz bahsedin istiyorum. Hayır. Meme kanserinden birkaç kelimeyle de olsa bahsetmek istiyorum. Lütfen. Jinekolog, onkologlar Türkiye'de meme kanserleriyle ilgilenmiyorlar. Onların ilgi alanına girmiyor ya da tedavi alanına girmiyor. Fakat Avrupa'daki birçok ülkede, özellikle kıta Avrupası dediğim, İspanya'dan Yunanistan'a, Norveç'ten Almanya'ya kadar birçok ülkede jinekologlar tarafından meme kanserleri teşhis ve tedavileri yapılıyor. Ülkemizde de yurt dışında bu ülkelerde özellikle Almanya'da eğitim görmüş gelmiş ve ülkemizde meslek hayatlarını sürdüren meslek arkadaşlarımız var. Bunlar meme kanseri konusunda Türkiye'de yetişmişlere nazaran daha bilgililer ve ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Halbuki biz Türkiye'deki eğitim sistemi olarak Amerika'da ve İngiltere'de de olduğu gibi meme kanserlerinin teşhisini ve tedavisini genel cerrahlara bırakmışız. Onlar tarafından bunlar yürütülüyor. Ama şunu söyleyebilirim. Meme kanserleri içinde yaşadığımız ay da meme kanseri farkındalık ayı olarak nitelendirildi. Tüm kadınlarda görülen tüm kanserlerin kabaca dörtte biri meme kanseri. Bu güzel bir şey. Yani büyük bir oran. Güzel yanı şu. Biz kanseri erken teşhis etmeye imkan sağlayan birçok özelliği var. Bir vücudun dışına yakın bir organdır. Elimizle hissetme imkanımız var. Yeter ki elimizle zaman zaman yoklayalım. Özellikle şuradan mesaj olarak vermek isterim. Adet görme yılları içerisinde adetten yeni temizlendiği günlerde hemen her kadının her yaşta kendi memelerini yoklamasını istiyoruz ki bulduğu anormal bir yumruyu doktora götürüp göstersinler. Bunun ödülü çok büyük. Çünkü kanser ilerleyici bir hastalık. Yani her gün, her hafta, her ay, her yıl giderek büyüyor. Biz bunu ne kadar küçük, ne kadar daha erken fark edersek tedavi etme başarımız o kadar yükseliyor. Bu da kesin. Bir başka konu var ki alışkanlık olarak genel cerrahlara gitmeyip kadınlar jinekologlara gittikleri için biz kanser taraması konusunda bilgilendirmede rol alıyoruz ve hastaların özellikle meme kanserinden yapılması gereken bazı şeyleri söylemek de gene bize düşüyor. Bunlardan biri de mamografinin yapılması. Çok önemli bir olgu. 40
40 yaşından itibaren yapılmalı ve 40-50 arasında belki 2 yılda bir olabilir ama daha sonra yılda bir mutlaka mamografi çekilmesinin büyük önemi var. Birçok kanseri daha elimizle hissetmeyeceğimiz kadar küçükken yakalama fırsatı getiriyor. Meme için söyleyeceklerim bu kadar iyi. Bir de jinekolojik açıdan gelelim bizim kanserler tarafa, jinekolojik var. Kanserlere. Evet. Jinekolojik kanserlere günlük hayatta uğraştığımız başlıca 3 kanser var. Bunun dışında daha nadir gördüklerimiz var ama başlıca bu 3 kanserden bahsetmek istiyorum. Oluş mekanizmaları, risk faktörleri, nasıl korunacağımız, nasıl teşhis koyacağımız tamamen birbirinden farklı. Birincisi rahim ağzı kanseri dediğimiz bir kanser var. Bu kanser Simir testi diye bilinen, halk arasında da artık çok iyi öğrenildi ve periyodik aralıklarla yapılarak teşhisi kanser öncüsü aşamada konulabilen bir kanser. Birazdan bunu açarım. Evet. Bir diğeri rahim iç zarı kanseri, kısaca rahim kanseri diyebiliriz. Biz tıpta endometrium kanseri diyoruz. Hormonlarla bir şekilde ilişkisi olan bir kanser. Burada söylenecek başka şeyler var korunma açısından, belirtiler açısından. Üçüncü kanserimiz de yumurtalık kanseri. Yumurtalık kanserinin de bazı formları var, ailevi geçişleri var, risk faktörleri falan tamamen farklı. Dilerseniz sırayla gidelim. Sırayla gidelim hocam. Öncelikle rahim ağzı kanseri. En çok telaffuz edilen, çok daha yaygın olarak bilinen. Var. Bilinen o ve bir tarama programının ortaya çıkması. Belki 1950'li yıllarda başladı bir tarama programı olarak. Bir bilinç oluşturdu tabii değil oluşturuldu. Mi? Oluşturuldu. Ve çok şükür ki artık hastalarımızdan görüyorum. Benim simir aldırmaya geldim, hiçbir rahatsızlığım yok diye gelen nice hastamız olmaya başladı ki bu sevindirici bir haber. Farkındalık sizler için de çok, çok değerli önemli. Değil mi? Çok değerli çünkü ödülünü alıyoruz karşılığında. Rahim ağzı kanseri bugün artık çok net biliyoruz ki HPV denilen insana özgü bir virüsle ilişkili. Bu virüs yaklaşık 150 farklı tipi olan ve bulunuş sırasına göre numaralandırılmış 1, 2, 3, 5 diye numaralandırılmış bir virüs. İnsana özgü ve değişik bir virüs. İnsan vücuduna temasla geçiyor. Kişiden kişiye dokunmakla, temasla geçiyor ki birazdan konumuz cinsel bir bölge olduğu için cinsel temasla geçiyor. Ama unutmayalım ki cinsel olmayan geçişli HPV'ler de var. Bu HPV'lerin bir kısmı, hepsi değil bir kısmı siiller yapıyor. Gözle görülür, deriden kabarık hastalıklar yapıyor ki bunlar kanser değil. Siiller genital bölgede, cinsel organların olduğu bölgede olabiliyorlar. Bunlara cinsel siil diyebiliriz. Bir de el ayak siilleri var. Bunların cinsellikle ilgisi yok. Örneğin tokalaşmakla ya da bir arada olmakla ya da yine temas gerekiyor kuşkusuz. Kişiden kişiye geçebiliyor. Siil kanser açısından yüksek risk taşıyan bir hastalık değil. Ama kuşkusuz onlar da HPV ile oluşan virüsler, hastalıklar. Esas konumuzsa kanser öncüsü ya da kansere yol açan virüsler. Bu 150 tanenin 14 tanesinin kanserde bir rol aldığını biliyoruz. Artık başlatıcı mı, bir kanserleşme sürecinde yandaş bir faktör mü? Çok detayını bilmiyoruz, belki çok da önemi yok. Ama kanser geliştirmiş kadınlarda yapılan araştırmalarda neredeyse %100'ünde bu 14 HPV'nin ayak izlerini bulabiliyoruz. Demek ki bu 14 HPV bunlar önemli. Tanınmış 14 HPV. Bu tanınmış 14. Bunların da en meşhurları 16 ve 18 numaralı HPV'ler. Öyle mi? Ben onlara biraz da muzur HPV'ler diyorum. Çünkü bunlar mesela 16 en kötüsü. Kötülüğü şurada. Her 16'yı kazanmış kişi kanser olacak diye algılanmasın. Bunların belki %1-2'si kansere oluyor. Evet. İyi takip edilmesi gerekiyor. Takip edilmesi gerekiyor. Yani sadece bir risk faktörüdür HPV'nin kazanılmış olması. Ama kanser gelişmiş 100 kadına baktığınızda yarısında 16'yı görüyorsunuz. 18 de önemli. %15-20'sinde de 18 kanser gelişiminde rol almış. Bunun şurada anlamı var. Artık günümüzde 16 ve 18'e karşı geliştirilmiş bir aşı var. Eğer genç kızlarımızı cinsel deneyimleri başlamadan önceki çağlarda bu 16 ve 18 numaralı HPV'lere karşı aşılarsak, gelecekte bu virüsler vücuduna girmeye kalksalar bile vücudunda bir kalkanı var demektir. Bu bizim kanser savaşında attığımız adımlardan biri. Demek ki kişiler daha cinsel hayatı başlamadan önce aşılanırlarsa kanser savaşında bir rol almış, bir ön almış olacağız. Değil mi? Orada iş bitmiyor. HPV yine de vücuda kazanılmış olabilir. Bir şekilde cinsel temasla aldıktan sonra vücutta bir takım değişiklikler yol açıyor. HPV bildiğimiz, duyduğumuz diğer virüslerden biraz farklı bir virüs.
Örneğin griptir, kızamıktır, bunlar da virüsle oluyorlar ama onlar kan sistemine geçen bir virüs. Bu ise tamamen vücudun örtücü tabakalarında kalan, kana karışmayan bir virüs. Dolayısıyla örtücü tabaka hastalığı yapıyor ve kanser de örtücü tabakadan gelişen bir hastalık. İşte örtücü tabakanın daha içindeyken, altındaki zarları aşmadığı dönemdeyken biz buna kanser öncüsü aşama diyoruz. İnternette artık hastalarımızın büyük çoğunluğu girip bakıyorlar. CIN diye kısalttığımız, CIN diye İngilizceden kısaltılmış olarak söylediğimiz kanser öncüsü hastalığın hafif orta şiddetli 1-2-3 düzey hastalığı var. CIN 1 düzeyindeki hastalık oluştuysa hastalarda bunların %70-80'i 2 senelik bir süreç içerisinde kendiliğinden geçiyorlar. Dolayısıyla CIN 1 teşhis ettiğimiz hastalarda panik yapmadan ama ihmal etmeden izlememiz lazım. Evet. Kaybolup kaybolmadığını görmek için. Peki CIN 2, CIN 3 tespit edersek bunların da bir kısmı kuşkusuz kendiliğinden geriliyor. Ama bunların kansere dönüşme riskini daha yüksek gördüğümüz için küçük bir operasyon yapıyoruz. Rahim ağzını aşağı yukarı parmak boğumu büyüklüğünde çıkararak konizasyon dediğimiz bir ameliyat şekliyle günübirlik bir ameliyattır. Ve %99'larda tamamen iyileştirme şansımız var. Kuşkusuz böyle bir tedavi geçirdikten sonra da kişilerin daha yakın takip edilmeleri lazım. Kanser gelişip gelişmeyeceğini gözlemek açısından. Peki belirtilerini isterseniz hocam, yani rahim ağzı kanserinin belirtileri nelerdir? Doğru. Bu belirtileri vurgulamam gerekiyor çünkü böyle bir şey olduğu zaman hekime gitmeleri lazım. Biraz önce konuştuğumuz kanser öncüsü dediğimiz aşamadayken hiçbir belirti yok. Hiçbir şey hissetmez. Eğer hastanın hissettiği bazı belirtiler varsa başka sebeplendir. Aynı anda örneğin hem kanser öncüsü hastalığı vardır hem de başka bir sorunu vardır. Örneğin mantar hastalığı vardır. Karıştırılabilir yani. O belirtiler kanser öncüsünden ileri gelmiyor. Mantar hastalığından ya da başka bir şeyden ileri geliyor. Ama kanser farklı. Kanser bir jinekolojik muayene sırasında çıplak gözle de görülebilecek bir yapıdır. Ve rahim ağzında giderek büyüyen bir yapı şeklinde kendini gösterir. Ve en önemli belirtisi anormal bir kanamadır. Bu kanamanın diğer kanamalardan en belirgin farklılıklarından biri cinsel temasla ortaya çıkan bir kanamadır. Eğer bir hastamızda cinsel temasla ortaya çıkmış bir kanama varsa mutlaka ama mutlaka bir hekim değerlendirmesinden geçmesini istiyoruz. Kuşkusuz başka sebeplerle de olabiliyor. Her ilişkiyle olan kanama kuşkusuz rahim ağzı kanseri demek değil ama görülmesi lazım, bakılması gerekiyor. Bir diğer belirtisi kötü kokulu bir akıntı olabilir. Kuşkusuz diğer vajina içerisindeki enfeksiyonlardan da bu şekilde kötü kokulu akıntı görebiliyoruz. Ama bunlar da hekime gidilip muayene olmasını gerektiren belirtilerdir. Rahim kanseri. Rahim kanserinin hormonla ilişkisi vardır. Rahimin iç tabakası aslında çok aktif bir tabaka. Her ay yumurtaların ürettiği hormonların etkisi altında gebeliğe hazırlanıyor. Ve biz bunu eğer izleyebilirsek hastaları ultrasonla ya da başka bir şekilde rahimin iç tabakasının giderek kalınlaştığını, gebeliğe hazır hale geldiğini, gebelik oluşmadığı takdirde kanla beraber döküldüğünü ki ona adet diyoruz, regl diyoruz, ay hali diyoruz, kadınların bildik dönemi. Rahimin iç sarında meydana gelen kanserlerinde yumurtaların ürettiği bu hormonlarla bir şekilde ilişkisi var. Bazı kanserler hormonlar tarafından uyarılır, geliştirilirken hormonla ilişkisiz rahim kanserleri de azınlıkta olmakla birlikte mevcut. Hepsi öyle değil. En önemli belirtisi ise kendini normal olmayan bir kanama şeklinde gösteriyor. Eğer hasta menopoza girmemişse ki rahim kanserlerinin ancak %20 kadarı menopoz öncesi dönemde oluyor. Büyük çoğunluğu menopoz sonrası yaşlarda 50'li 60'lı yaşlarda karşımıza çıkıyor. O yaşlarda menopoza girdikten sonraki ana belirtisi durup dururken olan bir kanamadır. Eğer menopoza girmiş bir kadının bir kanaması varsa mutlaka ama mutlaka bir hekime gitmesi gerekiyor. Bunların ancak 100 hastanın 10 tanesi kadarında kanser çıkıyor. %90'ında başka sebeplere bağlı kanamalar var ama bir hekim değerlendirmesi gerekiyor. Menopoz öncesi dönemde de kendisini anormal kanamayla gösteriyor. Bu bir ya adet dışı kanamadır ya adet kanaması olarak nitelendiremeyeceğimiz uzamış bir kanamadır. Her halükarda adet olarak nitelendiremeyeceğimiz her kanama anormaldir.
son zamanlarda hastaların bir kısmından şöyle bir izlenim ediniyorum. Ben zaten menopoza girmekteyim. Oluşan bu kanamalarda zaten yaşımın gereği, menopoza girmekte olduğumun gereği diye düşünüyorlar. Hayır, her anormal kanama bir hekime gidilmesi ve neden olduğunun araştırılması, incelenmesini gerektiren bir belirtidir. Adet kanaması dediğimiz şey en fazla bir hafta sürer. Herhangi bir kanama bir haftayı aşıyorsa normal değildir. Adet dışında olmuşsa normal değildir. Şu veya bu sebeptendir ama hekime gidilmesi gerekiyor ve incelenmesi gerekiyor. Hocam, yeri gelmişken menopozdan söz açılmışken yöneltmek istiyorum hemen. Menopoz aslında bu kadın hastalıkları açısından bakılan kadın kanserlerine bir zemin oluşturur mu? Böyle bir yanılgı var çünkü ister istemez. Menopoz oldu diye insanlar kanser olmazlar. Çünkü bütün kadınlar menopoza giriyor, her kadın kanser olmuyor. Menopoz olmanın kanserlere bir tetikleyiciliği de söz konusu değil. Ancak geçmişten beri şöyle istatistiklerimiz var. Örneğin erken menopoza girmiş kadınlarda meme kanseri daha az gözüküyor. Geç menopoza girmişlerde meme kanseri daha çok gözüküyor. Ama her geç menopoza giren meme kanseri olacak diye bir şey yok. Ben menopoza giriş tarihinin dışarıdan yönetilmemesi gerektiğini, bedenin kendi karar verdiği bir olgu olduğunu düşünüyorum. Kuşkusuz ister erken menopoza girsin, ister geç menopoza girsin, meme kanseri açısından uyanık olmak ve mememizi belli aralarla biraz önce söylediğim şekilde kontrol etmek gerekiyor. Bu menopoza girdiniz diye kanser olacaksınız anlamı taşımıyor. Evet, bu konuda önemli bir konuydu kadınlar açısından. Merak edilen. Hocam, menopoza yakın süreçte bir düzensizliğin olduğu ifade ediliyor. Doğru. Yani adet kanamalarında. Bu da aslında aldatıcı olabilir mi? Adet düzensizliği. Menopoza normal geçiş döneminde bizim beklediğimiz adet kanamalarının giderek azalması, adet aralıklarının açılmasıdır. Bir defalık adet aksaması hemen menopoz demek anlamına gelmez. Her yaşta görülebilir. Evet. Ama 40'lı yaşlarda daha çok adet gecikmeleri, aksamalar olur. Bizim tam menopoza girdiniz diyebilmemiz için bir yıl adet görmezlik olması lazım. Menopoza geçiş döneminde ya da giderken kanama değil, kanamama söz konusudur. Yani adet görmeme ya da az. Düzensizlikten ifade edilen budur. Yoksa bir kanama başladı, bir ay devam ediyorsa bu menopoza giriyorum olur bir kanama değildir. Bu bir anormal kanamadır. Bunu böyle kabul etmemek gerekiyor. Etmemek lazım. Öncelikle değerlendirilmesi gerekiyor. Jinekolojik muayene, ultrason ve ihtiyaç varsa da biyopsi. Yani menopoz dönemine yaklaşırkenki düzensiz kanama demek aslında periyotların açılması ve miktarların azalması anlamında demek. algılamamız gerekiyor. Menopoz öncesi dediğimiz şey o. Eğer aşırı bir kanama yoksa, miktar çok değilse, uzamamışsa bu beklenen bir şeydir. Buna dikkat etmek Peki. lazım. Peki. Hocam, tedavi yöntemlerinden de bahsedelim isterseniz. Rahim kanserinin. Şimdi rahim kanserleri ana tedavisi rahimi çıkarmaktır cerrahi olarak. Hemen hemen bütün rahim kanserlerinde, rahim ağzı demiyorum, ameliyat edilebilir aşamadadır hasta. Ve ameliyat sadece rahim çıkarmak değil, çoğu zaman buna eşlik eden yumurtalıkların da alınması ve yine çoğu zaman buna bölgesel lenf bezlerinde alınmasını içeren standart iyi huylu hastalıklar için yapılan rahim çıkarma ameliyatlarına nazaran daha genişletilmiş bir ameliyat şeklindedir. Lenf bezlerinin alınması burada bazen kritik önem taşır. Çünkü hastalık lenf bezlerine sıçrayarak yayılma eğilimindedir. Biz rahimi çıkarma kararını kadınlarda kolay vermeyiz. Hanımlar için rahimin ne önem taşıdığını biz çok iyi biliyoruz. Daha doğrusu jinekologlar çok iyi biliyor ve günlük pratiklerinde yaşıyorlar. Ancak rahimin tek ama tek bir rolü vardır: çocuk doğurmak. Eğer bir kadın çocuk doğurma dönemini bitirmişse ve başka çocuk doğurmak istemiyor ise rahimi çıkarmak kadının bundan sonraki yaşamında bir kayba yol açmayacaktır. Ne cinsel anlamda ne de hormonal anlamda. Rahimin hormonal bir fonksiyonu da yoktur. Bu yüzden hele rahim kanserlerinin %80'inin menopoz sonrası olduğunu da göz önünde bulundurursak temel tedavi olarak rahim çıkarma gibi bir yaklaşımda bulunmak o yaştaki bir kadının hayıflanacağı bir kayıp değildir. Kuşkusuz her cerrahi müdahalenin komplikasyonları, riskleri mevcuttur. Kuşkusuz. Ama bu ameliyatı yapmak hastalara büyük bir tedavi şansı getirmektedir. Ve rahim kanserleri kendini erken kanamayla gösterdiği için eğer hasta uyanıksa, zamanında doktora gidiyorsa anormal kanama durumu,
olduğunda, doktor da gerekenleri yapıp tanıyı koyduysa, biz %90'ların üzerinde rahim kanserlerini tümüyle iyileştirebilmekteyiz. Düşünebiliyor musunuz? 100 kanserli kadının 90'ı yapılan bir takım müdahalelerle tamamen özgürlüğüne, yaşamına, eski seyrine kavuşabiliyor. Bunlar çok büyük bir avantaj. Büyük yüzgüldürücü sonuçlar. Son derece. Ve üçüncü tür kanserimize gelelim. O da yumurtalık kanseri. Aslında yumurtalık kanserleri diğerlerinden farklılık arz ediyor. Tanı koyması ve belirti vermesi güç. Vücudun içinde yer alan bir organ ve çoğu zaman hastalık yayıldıktan sonra bulgularıyla karşımıza geliyor. Ve hastalığın %70-75 hastada ilerlemiş dönemde hastalığı yakalıyoruz. Fakat ilerlemiş dönemde bir hastalıkla karşımıza gelseler bile karında şişlik, büyük kitlelerle karşımıza çıkıyor. Biz yine de bunlara çok agresif cerrahiler yapıyoruz. Bu cerrahilerin içerisinde sadece rahim yumurtalıkları çıkarmak değil, ihtiyaç varsa dalağı çıkarmak gibi, safra kesesini çıkarmak gibi, karın içerisindeki yağlı tümöral organları çıkarmak gibi, ihtiyaç varsa bir kısım bağırsak çıkarmak gibi çok karmaşık, çok riskli, çok büyük ameliyatlar yapabiliyoruz. Ama bunun karşısında ödülü yüksek. Tümörü ne kadar kütleyi çıkarabildiysek, bu tümörler kemoterapiye de çoğunlukla çok hassaslar ve 100 hastanın 80'i kemoterapiden cevap alıyorlar. Dolayısıyla iyi bir ameliyatın arkasından verilen başarılı bir kemoterapiyle hastaların çok yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz. İlerlemiş bir kanser olmasına rağmen. Bir başka ilerlemiş kanserle karşılaştırdığımızda bu tedavi başarısı çok çarpıcı olarak çıkıyor. Bazı kanserler, örneğin mide bağırsak sistemindeki ilerlemiş kanserler yumurtalık kanseri kadar iyi tedavi edilemiyor. Ama biz yumurtalık kanserini rahim kanseriyle karşılaştırırsak rahim kanserlerinde tabii daha yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz. Evet, söylediklerimizden çıkartıyoruz ki kadınlar özellikle kendi vücutları ile ilgili, rahimleri ile ilgili daha duyarlı olurlarsa yüz güldürücü sonuçlar elde etmek mümkün. Her anormalliği hissettiklerinde bir defa evet, hekime başvurmaktan çekinmesinler. Jinekolojik organlar bir jinekolojik muayeneyle kolay erişilebilir bir mesafededir. Kuşkusuz jinekolojik muayene her kadın için iticidir, yadırgatıcıdır, sevimsizdir. Bunu da herkes farkındadır. Ama ne olur bir şekilde hekimlere ulaşsınlar. Hekimlerimiz her yerde var, sayıca da az değiliz ve mutlaka bu değerlendirmelerden kaçınmasınlar. Karşılığında aldığımız ödül çok yüksek. Gerekli müdahaleleri yaptığımızda çok yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Pozitif Sağlık Programı adına size çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Tufan Bilgin'di. Kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Aynı zamanda jinekolojik onkoloji uzmanı. Evet. Katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kadınlara verdiği dikkat çekici, önemli uyarıları da hepimizin duyarlılıkla kabul edeceğini düşünüyorum. Bir başka Pozitif Sağlık Programı'nda tekrar birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın.